Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte sosyal medya paylaşımlarınızda veya web tasarım işlerinizde veya yaptığınız işleri gösterirken mockup'lar oluşturmak için kullanabileceğiniz ücretsiz çok güzel bir site paylaşacağım. Bu site sayesinde sizler de ekran görüntülerinizi gerçekten çok şık mockup'lara çevirebileceksiniz. Bir iPhone ekran görüntüsü haline getirebileceksiniz. iPhone'un içerisinde bir ekran görüntüsüymüş gibi gösterebileceksiniz. Veya bir bilgisayarda çekilmiş ekran görüntüsünü bir MacBook'un içerisindeymiş gibi veya Safari'de bir pencereymiş gibi dark modda, normal modda rahatlıkla gösterebileceksiniz. Hazırsanız eğitim videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğimiz aracın adı Shots.so arkadaşlar. Ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere böyle bir araç. Bu ücretsiz bir site, şu an beta aşamasında ancak gerçekten çok şık ve kullanışlı. Bu videoda adım adım sizlerle beraber bu aracı kurcalayacağız. Neler yapabileceğimizin üzerinden sizlerle birlikte adım adım geçmiş olacağız. Buna benzer işler Envato'da da var, farklı sitelerde de var. Lakin bunlar genellikle bu tarz sitelerde ücretli olarak sunuluyor. Bu site şu anda beta sürümünde ama ücretsiz. Gerçekten güzel bir şekilde içerikler oluşturabiliyoruz. Örnekli olarak üzerinden geçecek olursam buradaki ekran görüntülerine benzer içerikleri oluşturabiliriz. Sizler de bir ekran görüntüsü, uygulama ekran görüntüsünü bu araçla rahatlıkla güzel bir şekilde mockuplayabilirsiniz. Veya bir web sitesinin section'ını, herhangi bir bölümünü veya Stripe'ın giriş sayfasındaki hero'dan bir ekran görüntüsü var. Veya daha uzun web tasarım işlerimizde burada bu ekran görüntüsü aracı sayesinde mockuplayabiliriz. Bunları telefonun içerisinde gösterebiliriz. Sevdiğimiz müzik parçalarını Spotify'dan bu şekilde ekran görüntüleriyle gösterebiliriz. Aklınıza gelebilecek güzel farklı şeylerle bunu detaylandırabiliriz. Farklı cihazlar burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ekran görüntülerinin kenarlarına kıvrımlar verebiliyoruz. Bunlarla alakalı örnekler var. Background olarak seçimler yapabiliyoruz. Hemen arka tarafta da zaten Mac kullanıyorsanız buradaki arka planların size tanıdık gelmesi lazım. Bu çalışmaları da herhangi bir yer için kaydedebiliyoruz. Bu ne demek? Şu demek, bu ekran görüntülerini Twitter için, Pinterest için ve Instagram'ın story alanı için optimize edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerinden geçtikten sonra Create Start'ın butonuna basıyoruz ve hemen tasarımlar yapmaya başlıyoruz. Araç burada sol tarafta iki farklı sekmeyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu sekmelerden bir tanesi mockup. Diğer sekmemizin adı da frame. Aslında bu iki sekmenin içerisinde düzenlemeler yapabiliyoruz. Solda mockup sekmesinde screenshot butonuna tıkladıktan sonra neyin içerisinde göstereceksek bunu seçebiliyoruz. Minimal desktop seçebiliyoruz. Minimal telefon seçebiliyoruz. Buna tık seçtiğimiz anda bununla alakalı ekran görüntüleri karşımıza çıkıyor. Veya burada farklı görünümler seçebiliyoruz. iPhone 14 Plus'ı seçebiliyoruz. iPhone 14 Pro'yu seçebiliyoruz. Bu bir mobil uygulama geliştiriciyseniz sizin de çok işinize yarayacaktır. Uygulamanın ekran görüntülerini burada paylaşabilirsiniz. Veya birazdan benim yapacağım gibi bir web tasarım uzmanıysanız yaptığınız web tasarım projelerini burada bu şekilde gösterebilirsiniz, sergileyebilirsiniz sitenizde veya sosyal medya hesaplarınızda veya başarı hikayelerini de bu şekilde mockup'larla daha şık şekilde paylaşabilirsiniz. Farklı farklı şekillerde bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cihazlar arasında bu şekilde seçimler yapılabiliyor veya giyilebilir olarak da saatler, Apple Watch'lar düzenlenebiliyor arkadaşlar. Mockup sekmesi bu şekilde. Buradan bir cihaz seçiyoruz ve seçtiğimiz cihazın üzerinde değişiklikler, düzenlemeler yapabiliyoruz. Ekran görüntüsünü seçtiğimde dark modu da burada optimize edebiliyorum, seçebiliyorum arkadaşlar adım adım. Aşağı doğru geldiğimde de resmin konumunu buradan optimize edebiliyorum. Şimdi parça parça burada kurcalayabilirim. Frame bölümüne geçtiğimde de burada çerçeveyle ilgili, arka planla alakalı değişiklikler, seçenekler mevcut. Buraya bir ekran görüntüsü attığınızda Magic Background'da oluşturabiliyorsunuz. Sizin resminizle uyumlu olarak. Sağ bölümde de bunların açılarıyla alakalı kullandığımız mockup'a göre alternatif görünümler karşımıza çıkıyor. Bunlar da bence gerçekten gayet şık gözüküyor ve kullanım tarafında da iyi olduğunu düşünüyorum. Gelin birlikte canlı canlı bunları web tasarım işlerinden aldığım örneklerle uygulamaya başlayalım. Nasıl oluyor? Sizlerle beraber uygulamada görelim. Browser'ı incelemek istiyorum arkadaşlar. Browser'ı inceleyerek düzenleme yapmaya başlamak istiyorum. Üzerine geldiğimiz zaman direkt Choose Image şeklinde bir seçenek çıkıyor. Buna tıkladığım zaman desktop'ta çektiğim ekran görüntülerini bunun içerisine atabiliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir ekran görüntüsü atarak bu aracı kullanmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten farklı açılardan da çok oldukça şık şekilde ekran görüntüsü gözüküyor. Veya ben burada Chrome'u daha aktif veya pasif hale getirebiliyorum. Bakın şöyle daha büyük yapayım, daha net gözüksün. Chrome'la alakalı Safari seçebiliyorum, Chrome seçebiliyorum, Dark Mode seçebiliyorum, Normal Mode seçebiliyorum. Gerçekten çok güzel şekilde gösteriyor arkadaşlar bu araç. Veya istersem ekran görüntümün konumunu, pozisyonunu burada optimize edebiliyorum. Bunları adım adım düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Tekrardan eski haline 50'ye getirelim. Ortada bırakalım. Bu şekilde ekran görüntümü optimize edebiliyorum. Arzu edersem bunları mouse'umla da şuradaki konumlardan seçmek yerine istediğim kadar konumlandırabiliyorum. Bu sadece browser ekran görüntüsü için. Ben buradan bir fona geçersem bütün ayarlar değişecek. Frame kısmına atlıyorum şimdi. Arzu edersem arka tarafı transparan yapabiliyorum. Veya buradaki Magic bölüm hemen bir ekran görüntüsü attıktan sonra optimize oluyor. Magic bölümden burada resmimle alakalı uyumlu olabilecek arka planlar seçebiliyorum. Bunlardan herhangi biriyle işlem yapabiliyorum. Ben burada renk seçtiğim anda alt tarafa doğru tıklayarak da bu alanları genişletebiliyorum. Buradaki farklı renklerde arka tarafta bu şekilde resmimle uyumlu ve şık bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Arzu edersem desktop backgroundlarından seçim yapabiliyorum. Bunlar bir MacBook'un arka plan resimleriymiş gibi bu şekilde rahatlıkla gösterimler yapabiliyorum. Gerçekten çok şık ve kullanışlı bir araç ve bunları ücretsiz yapıyor olması çok iyi. Bunların her birini yaparken burada da sağ tarafta gördüğünüz gibi farklı açılar benimle beraber geliyor. Bunların içerisinden açılar da seçebiliyorum arkadaşlar. Download butonuna tıkladığım anda da bu resmi kaydedebiliyorum. Veya tif olarak da buradaki ikona tıkladıktan sonra bunları farklı olarak kaydedebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim kalitesiyle dışa aktarma seçenekleri de burada karşıma çıkıyor. Buradaki farklı ayarları da optimize edebiliyorum. Çözünürlüğü 1'e düşürdüğümde 1920'ye 1440 oluyor. 4'e çıkarttığımda da 7800'e kadar yükseliyor. Şimdi bunu sizlerle beraber denedim. Hızlıca bu ekran görüntüsünü deneyebileceğim farklı bir araca geçmek istiyorum arkadaşlar. Desktop bunlardan iyi olur. Hemen sizle beraber bir Pro Display XDR'ı deneyelim. Gördüğünüz gibi onun içinde de ekran görüntüsü gerçekten şık bir biçimde gözüküyor. Bunun tamamının gözükmesi sanırım daha iyi olur. Burada da kullandığınız cihaza göre farklı açılar mevcut. Her birini farklı farklı işleriniz için optimize edebilir, deneyebilirsiniz. Son olarak sizlerle beraber bir kere de telefon denemek istiyorum. Bir iPhone 14 Pro deneyelim arkadaşlar. Burada farklı cihaz türleri de var. Hatta iPhone 13 de varmış. iPhone 13 deneyelim. Ben bunları iPhone 13'te çektim. O yüzden iPhone 13 denemek istiyorum. Buradaki görselin üzerine tıklıyorum. Mobilden aldığım ekran görüntülerinden bir tanesine yine Ruction'dan bir ekran görüntüsü paylaşalım. Burada test edelim arkadaşlar. İçerisine yükleyelim. Gördüğünüz gibi iPhone 13'ten aldım. Gerçekten çok şık bir şekilde bu mockup'ın içerisine sistem bunu yerleştiriyor. Arzu edersem ikili olan görünüme geçip ikili görünümlerde tercih edebiliyorum. Biraz daha alt tarafına geldiğimde Ruction'ın sepet sayfasının alt tarafını da bu şekilde kullanabiliyorum. İkili görünümler arasında hızlı bir şekilde değişiklikler yapabiliyorum. Veya frame bölümüne geçtikten sonra da arka planlarla değişiklikler, düzenlemeler yapabiliyorum. Magic şu anda tasarlanıyor. Hemen hazırlandı. Magic arka planlarının arasından da seçimler yapabiliyorum. Kullandığım görsele göre siz de bu ücretsiz araç sayesinde projeleriniz için web tasarım sitelerinizde, web sitelerinizde veya sosyal medya hesaplarınızda aldığınız ekran görüntülerinizi çok şık mockup'lara dönüştürebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak, henüz abone değilseniz, arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.